İyi akşamlar efendim. Yine bir hafta aradan sonra sizlerle birlikteyiz. İşte hayat diyoruz ve programımız başlıyor. Evet, çok değerli bir konuğumuz var bu gece. Yine bizlerle birlikte olacak. Kendisini en çok da güler yüzüyle biliyoruz, tanıyoruz. Samimi konuşmalarıyla, olayları ifade ediş şekliyle aslında hem çok yakinen tanıdığımız birisi kendisi, bir doktor. Ayrıca ülkemizin de ilk kadın başbakanı unvanını almış kendisini, siz de hemen anlamışsınızdır. Doktor Sibel Siber aramızda bu gece. O bakalım onun hayatı nasılmış, neler anlatacak bizlere. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, bu gece bizlerle birlikte olacaksınız. Tekrardan hoş geldiniz. Evet, aslında sizi herkes yakınen tanıyor. Doktor kimliğinizle en başta ve sonrasında da siyasete atılmıştınız. Yıl 2009 yanılmıyorsam, milletvekilliği, meclis başkanlığı ve başbakanlık dönemi. Güzel anılarla tabii ki herkesin, işte bir kadın başbakan olarak güzel anılar bıraktığınız dönemde herkesin güzel andığı bir kişilik olarak her zaman için anıldınız. Bunu ben kendi şahsım adına belirtmek istiyorum öncelikle. Ama Sibel kendisini öncelikle nasıl tanımlar? Bu soruyla başlayalım. Çocukluğunuz, aileniz, üniversite yaşamı ve ilerleyelim. Çünkü dolu dolu bir hayat. Çok yönlüsünüz, yaptığınız işler ortada. Başlayalım, ne kadarını sığdırabilirsek artık. Evet. Buyurun. Yani şöyle derim ben, herkes kendi filminin başrol oyuncusudur aslında. Evet. Dolayısıyla hepimizin hayatlarını irdelediğimiz zaman, hani böyle sıradan gibi gördüğümüz yaşanmışlıkların aslında yaşanırken sıradan gibi gelse de geriye dönüp baktığımızda aslında ne kadar bizde derin izler bıraktığını veya anı dağarcığımızda notlar bıraktığını fark ederiz. Evet, evet. Yani Kıbrıs'ta doğmak, Kıbrıs'ın sosyal, siyasal bir de sorununda doğup büyümek tabii ki ayrı ayrı yükler veya ayrı anılar bırakıyor. Hı hı. Ben öğretmen bir baba, ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Evet. İki kardeşin büyüğü olarak ablayım. Evet, şu anda sizin küçüklük herhalde iki yaş mı, bir yaş mı, evet. Üç yaş mı artık? Üç yaş, evet. Tayinler oluyordu o zaman, becaiş denirdi, öğretmenlerin becaişi denirdi. Ben doğduğum zaman annem babam Larnaka'da oturuyordu. Sonra Yiğitler, eski adı Arçoz, o köye tayin olduk. 3 yaşıma kadar orada yaşadık. Sonra annemin de köyü olan, yine güneyde kalmış, yeni adı Alaniçi, eski adı Klavya olan köyde, evet, ilkokula başladım. Daha sonra Erdemli köyü, Tremeş'e, Türk-Rum karışık karma bir köydü. Orada ilkokulu bitirdim, orta 1'e başladım. Sonra Lefkoşa'ya tayini çıktı babamın ve ondan sonraki hayatım liseyi bitirinceye kadar Lefkoşa, kısa bir süre Dikmen ve üniversite hayatı. Üniversite. Peki Sibel kendisi biliyor muydu? Sen ne zaman bu doktor olmayı istedi? Bu fikir nasıl doğdu? Lise yıllarında mı, yoksa en baştan beri küçük yaşlardan itibaren doktor mu olacağım diyordu? Evet, aslında öğretmen olacağım diyordu. Babam rol modeldi, evet, öğretmen ve tabii ki okuldaki öğretmen, kadın öğretmenler çok bende beğeni ve hayranlık uyandırıyordu o zaman. Hı hı. Şimdi o yıllarda tabii ki dünyamız çok küçüktü. Yani şimdiki kadar güçlü iletişim olanakları yoktu. Biz meslek olarak öğretmen, doktor, mühendis, mimar, avukat. Yani evet, bu meslekler vardı. Dolayısıyla çok fazla yönlendirecek kimse de yoktu. Lisede, ortaokul lisede okurken akademik bir öğrenciydim, başarılı, hı, bir öğrenciydim. Genelde derece birincilik, ikincilik, evet, falan bir öğrenciydim. Dolayısıyla o zaman şöyle bir kanı vardı. İşte eğer çok başarılıysanız tıp seçmelisiniz. Evet. Öğretmenler özellikle teşvik ederdi, müdür teşvik ederdi. Ama benim ilginç bir hikayem var. Benim büyük dayım doktordu.
Doktor Cemal Adademir. Hı hı. Ve o mesleğin olumsuz yönlerini çok fazla dile getirirdi. İşte bir kız çocuğu için, bir kadın için bu meslek çok uygun değil, çok yorucu, işte yuva sahibi olacaksın falan diye. Böyle bir doktor olmama yönünde telkin ediyordu. Tam tersi. Ben de aslında ailemde bu etkilenmiştik ve bir de matematikçiydim ben. Matematiği çok severdim ve ilk tercih olarak Boğaziçi Üniversitesi'ni yazmıştım. Evet. Fakat müdür hanım sil bunu bakayım demişti. Hiç unutmuyorum. Sen buraya bir tıp yaz demişti. Çok böyle dediğim gibi çok fazla bilinçli de değildik. İlk öğretmenim demiştim ve sildim ve ilk tercih olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini yazdım. Tabii ki yazdığım zaman kazanacağımı biliyordum. Çünkü deneme sınavlarında evet. falan gayet iyi puanlar alıyorduk. Ve eve geldiğim zaman hiç unutmuyorum anneme demiştim ki anne doktor olacağım galiba. Çünkü şeyi teslim ederken üniversite seçme sınavındaki tercihi Boğaziçi yazarak gittim ama eve geldiğimde böyle başladım. Dediğim gibi yani hani hep doktor yani galiba emin değildiniz ama sonuçta işinizi severek yapıyorsunuz. Şimdi, yapı olarak da biraz mükemmeliyetçi bir yapım var. Yani onu aşağı yukarı beni yakından uzaktan tanıyanlar hangi işi yapıyorsam çok iyi yapmak sorumluluğum var. Yani işte okulda da öyleydim. Hangi sınava gireceksem işte o sınavda en iyi yapmak. Hani şey değildim yani hani biri var çok hırslı öğrenciler başkalarıyla yarışır. Benim hep yarışım kendi kendimle oldu. İşte öğretmenimi mahcup etmemek. Mesela hiç unutmuyorum lisede TÜBİTAK sınavına girmiştik. O zaman TÜBİTAK sınavları hem bölgesel hem de bütün Türkiye çapındaydı. Ve öğretmenim beni bu TÜBİTAK sınavına soktu. Öğretmen de değerlendirilirdi. Eğer çok başarılıysanız öğretmene de ödül verilirdi. Dolayısıyla hani öğretmenim gurur duysun diyerek çalıştığımı hatırlıyorum ve o TÜBİTAK sınavından da böyle bir motivasyonla Türkiye birincisi gelmiştim. Yani biraz karakter. Yani tıp mesleği de insan ilişkileri olan bir meslek. Öğretmenlik yani benim seçeceğim meslek ya öğretmen olacaktım ya doktor. İnsan olmalıydı. Yani insanla iletişim olan bir meslek. Ve insanla iletişim tabii sonrasında siyasete de atıldınız. Onu tabii birazdan gelmek istiyorum siyasi yaşamınıza da. Ancak bir aileden de bahsedelim. Yine bir doktor eş. Rifat Siber'le hayatınızı birleştirdiniz. Onunla da ilgili, eşinizle ilgili fotoğraflar var. İki kızınız var. Evet, biraz da bahsedelim. Yani doktor anne, tabii baktığımızda evde iki doktor, çocuk nasıl bir yaşam, evde nasıl Siber? Çünkü yoğun bir meslekte. Bu dengeyi nasıl sağladınız? Aslında tabii çok haklısınız. Yani meslekte başarılı olmak, yani bizim gibi tıp mesleği ve sürekli eskiden hele benim mezun olup geldiğim zaman ihtisas yapıp iç hastalıklar uzmanı zaten herkes uzmanı, biliyor ama yine de belirtelim. Yan dalların olmadığı, kardiyolog yoktu, işte endokrinolog yoktu, yan dallar yoktu. Dolayısıyla biz bütün hastalarımıza bakmakla mükelleftik, sorumluyduk ve çok yoğun çalışan bir hekimdim. Tabii ki burada bu yoğun çalışma temposunda çocuklarımın yükü annem çok fazla beraber oturuyorduk atlı üstü kaldığımız apartmanda. Dolayısıyla o yönden çok huzurluydum. Çünkü çocuklarıma kol kanat geren kendi çocuğu gibi anneler öyledir. Bizde genelde anneanneler, babaanneler torunlarına bakan durumdadırlar bir emekli olduktan sonra. Dolayısıyla o aldı esas yükümü. Yoksa herhalde bu kadar yoğun çalışamazdım. Tabii ki kızların iki kız dedik. İki kız, yaş kızlar, farkları 6 yaş farkları var. Tabii bu resimde devam ettirirsek var kızlarla olan fotoğraflar da var. Sanırım stil yaptı yönetmenim durdurdu ama arkasında bağladığımız fotoğraflar da olacak. Evet, burada bir tane yine kızınızın biriyle fotoğrafınız var, paylaşmışsınız. Evet, ilk çocuk. Evet. Evet, evet. Yani zordu tabii. Yani kolay değildi. Hatırlıyorum ben sabah 8, akşam 8 hiç ara vermeden çalışıyorduk.
Çünkü hasta doktor ilişkileri hani böyle işte kapalıdır, şu saatte kapalıdır şeklinde bir ilişki olamaz. Yani en azından biz yani öyle davranamazdık hastalarımıza. O nedenle neredeyse 24 saat telefonun çaldığı, sürekli alt katta muayenehane, üst katta ev, sürekli inip çıktım. O yıllarda doktor sayısı azdı. Hastaneler yoktu. Yani bir tek devlet hastanesi vardı. İşte hastalarda da işte özele bakınmak, özelinde görmesi duygusu, hani kendini daha güvende hissetme şeklinde bir duygu vardı o dönemlerde. Şimdi tabii ki hastanelere güven daha çok arttı. Özel hastaneler açıldı, üniversite hastanesi var. Dolayısıyla daha o yük azaldı ama bizim dönemimizde gerçekten çok yoğun çalışıyorduk. Ve tabii ki bu yoğunluk, bu aşırı çalışma çocukları da tıp mesleğine karşı, benim kızlarım da en azından bir negatif algı yarattı. Yani hiç unutmuyorum, bir keresinde bir arkadaşımın kızı, kızımın da arkadaşı, işte ben tıp okuyacağım dediği zaman benim kızım demiş ki gel bizim evde bir iki gün kal. Hala aynı düşüncedeysen tavsiye ederim. Çünkü anneyle daha çok zaman geçirmek istiyorlardı. Yani, baba da bir taraftan tabii ki baba da yoğun, o da doktor. Baba da yoğun. O nedenle çocuklar çok etkilendiler. Yani işte annemin ömrü 40 metrekarede geçiyor falan şeklinde. Evet. Her ne kadar denge kurmaya çalışsanız da anladığım kadarıyla sonuçta iş bir yerde o sorumluluk hastalarınıza karşı ağır basıyordu. Her ne kadar evlatlarınız için de aynı şeyi hissetseniz de yine de bir yerde zaman ayıramıyorsunuz. Yani yeterli zaman geçiremedik çocuklarımızla. O yani maalesef. Aslında hep şu biliniyor. Kıbrıs tabii ki ülkemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni düşünürsek küçük bir yer ve hep işte Doktor Sibel Sibel dendiği zaman işte aileden birisi gibi. Yani doktorumuz ama sanki aileden birisine gider gibi. Aslında bunu hissettirmeniz, bu şekilde çevreden bilinmesi çok güzel bir duygu olsa gerek. Yani doktordan öte aileden bir fert gibi gelen hastalarınız bunu hissediyor. Bunu dile getiren kişilerle çok konuşmuşluğumuz var. Bu şekilde bir imaj bırakmak nasıl bir duygu? Yani o insanın içinde olan bir şey. Sanırım çok meslekle ilgisi yok. Kişilik ve karakter özelliği. Ama insanı sevmek. Mesleğiniz de bütünleşmiş yani. Evet, yani çünkü insanı sevmeden de işte bir hemşirelik gibi, doktorluk gibi meslekler biraz daha zor aslında. Yani bu yoksa bilmiyorum nasıl yürüyor. Yani güçlü bir empati yeteneği. Evet. Yani bu hani size geliyor, sizden yardım istiyor. Evet. Yani düşünün, hasta bir insan en duygusal dönemlerini yaşar. Yani hastaysa çok duygusaldır. Evet. Dolayısıyla siz sadece onu muayene edip teşhisini koyup reçetesini yazmakla görevinizi yapmış olmuyorsunuz. Yani o reçeteyi yazarken, o hastanıza uzatırken hastayı dinlemek veya onu anladığınızı hissetmek, tedavisiyle ilgili derin, tatmin edici açıklamaları yapmak. Yani bu bir birazcık yapı, biraz karakter. Şimdi Avrupa'da da, Amerika'da da doktorlar, yani doktor gördük. Yani biraz tabii ki daha mesafeliler. İşte hasta geliyor, tanımıyor. Biz tanıyoruz da. Yani siz bana geldiğiniz zaman coğrafik işte, durumumuz da buna elverişli olur. Siz bana çocuğumuzun durumundan bahsederseniz belki bir sınava giriyordur. İşte o sınavla ilgili söylersiniz. Ülkenin sosyal durumundan, ekonomik durumundan bahsedersiniz. Yani ben hep onu diyorum zaten. Yani biz hastalarımızla böyle sadece hastalığını değil ama onun yanında sosyal, siyasal, ülke gerçeklerini de kendi özelinde belki ama neticede toplumun bir yansıması, toplumun içinde bulunduğu durumun bir yansımasının getirdiği durumları da, şikayetleri de, öfkeleri de konuşuyoruz. Evet. O nedenle biz de biraz daha farklıdır hekimlik diye düşünüyorum. Belki biraz daha doğuluyuz, belki küçük bir adada yaşıyoruz. Herkes birbirini tanıyor. Şu veya bu daha çok duygusallık arada girmiş oluyor. Evet. Daha çok belki de bu anlamda da anılar biriktiriyorsunuz muhakkak. Paylaşabileceğiniz bir anı varsa bu anlamda doktorluk kısmında alabilirim hemen yeri gelmişken. Yani, çünkü dediğimiz gibi
dolu dolu bir yaşam aslında baktığımızda. O yüzden ne kadarını sığdırabiliriz bilemiyorum ama evet. Mesleğinizde bu yani kadar uzun değil. Yani şöyle çok adı var tabii ki biliyorsunuz bu hastalarımla ilişkilerim, konuşmalarım, kısa kısa notlar alıp da daha sonra denemeler kitabı çıkardım. Evet. Hepsi de kişisel bana anlatılan kendi hikayelerinden çıktı. Ya çok mesela bu da beni çok etkilemişti. Daha önce Kıbrıs'a gelen işçilerin sosyal güvenliği yoktu ben başladığım zaman mesleğe. Böyle geliyorlardı, çalışıyorlardı. Hiçbir sosyal güvenlik kurumuna bağlı değillerdi. Ve dolayısıyla hastaneye gidemiyorlar, ilaç alamıyorlar. Ve ben kendi hastalarımı bitirdikten sonra saat 7'den 8'e kadar bu işçilere bakmayı bir içimde hissettim. Yani evet. Bu insanların durumunu görünce. Ve çok fazla o dönemde işçiye baktım. İşte ilaç firmalarının verdiği eşantiyon ilaçları veya hastaların değişen ilaçlarını, kullanmadıkları ilaçları talep ettim. İşçilere ilaçlarını verdim falan. Bir gün bir zarf geldi benim kliniğe. Zarfın üstünde Doktor Sibel Hanım Kıbrıs yazıyor sadece. Doktor Sibel Hanım Kıbrıs. Ne bir adres ne bir şey. İçini açtığımda böyle yani kargacık burgacık yazı çok iyi bir yazı değil. Evet. Ama ben sizi ömrümde unutmayacağım. Siz hep yaşayın, hep sağ olun. Böyle 3-5 ama duygu dolu cümleler. Sarı insan olan yani, bunu. Evet. Yani bu hani okuması, ya, görmesi her şeye. Evet. Hani sizin bilmediğiniz, unuttuğunuz ama insana dokunmanız ve o dokunduğumuz insanın insanda bıraktığınız iz, anı. Bütün bunlar gerçekten çok önemli ve evet. Güzel bir meslek. Onu söyleyebilirim yani net olarak. Çok güzel bir meslek. Yeter ki... Yoğun, yorucu evet. Ama, güzel, ama güzel, insan manevi, odaklı. Manevi tatmini çok yüksek. Evet, o gelen insanlar tabii iyileştirmenin verdiği haz. Evet, evet. Onları mutlu etmek, sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlamak muhakkak ki çok değerli, çok kıymetli. Tabii ki bu insan odaklı sizin de kişiliğiniz bir yerde sizi siyasetle de buluşturmuş oldu. Evet. Tüm toplumla buluşturmuş oldu. Buna giriş yapacak olursak neler söyleyebiliriz? Evet. Nasıl oldu? Tabii biliyoruz ülkemizde evet doktorların hep bir siyasete eğilimi var. Baktığımızda yine meclisimizde de hep çoğunluk yine doktorlar. Siz de özelde tabii ki bu nasıl şekillendi? Siz kendiniz bunu nasıl hissettiniz ya da ben bu yolda var olmalıyım derken sizi buna hangi sebepler itti? Evet, aslında az önce konuştuğumuz gibi biz hani hastalarımızı dinlerken hı-hı. ülkenin siyasetini, evet. ülkenin genel durumunu da irdeler ve bütün o şikayetleri birlikte dillendirir ve niye bunlar yapılamıyor, niçin yapılamıyor diye sorgulardık ve yapı olarak da sorgulayan bir yapım var. Yani kabullenmek değil, sorgulamak. Hani bu böyle gelmiş, böyle gideri çok benimsemedim. Hı hı. Böyle gelmiş olabilir ama eğer gittiği yol düzgün bir yol değilse, daha düzgün, daha iyi bir yol seçilebilir şeklinde bir düşünce vardı hep kafamda. Ama şöyle söyleyeyim, fakülteyi bitirirken hı hı. hocamız bize demişti ki, bakın hepiniz mezun oluyorsunuz, doktor oluyorsunuz. Başarılı olanlar hekimliğe devam edecek. Ama başarılı olamayanlar siyasete girecek. Hı. Hiç unutmuyorum. Ve ben bu söz beni çok etkilemişti ama siyaset derken, yani siyaset aslında benim veya benim gibi düşünen insanların siyaset anlayışı, işte gireyim, vekil olayım, mecliste oturayım, işte bana sayın milletvekili desinler veya sayın bakanım olayım veya işte etrafımda bürokratlar, korumalar böyle gezeyim. Bu benim için çok güzel bir duygu şeklinde bir algı değildi siyaset. Hı hı. Siyaset ülkenin var olan sorunlarının
çözülmesi yönünde neler yapılabilir veya yapılabilenleri kim engelliyor şeklindeki sorulara yanıt bulma amacıyla girmiştim ve evet. aslında o dönemde de köşe yazıları gönderiyordum. Belli siyasetçilere eğer rahatsız olmuşsam icraatından yazılar yazıyordum, mektuplar gönderiyordum. Türkiye'deki siyasetçilere de gönderiyordum, Avrupa Birliği'ne evet. de gönderiyordum. Yani o zaman tabii ki hep böyle içimde kaynayan ve beni rahatsız eden, yani hani şöyle bir durumum olmadı. İşte ne güzel, bak meslek hayatında başarılısın, ekonomik bir zorluğun yok, ailen, evet. çocukların, ya keyfine bak şeklinde bir yapım hiç olmadı. Hı hı. Hep ülkenin daha iyi gitmesi, ülkenin bulunduğu durumun bu olmaması gerektiği şeklindeki düşünceler ve mevcut siyasi durum veya işte aklınıza ne gelirse çevre, evet. Bütün bunların olumsuzlukları beni hep motive etti. Yani siyasete girme konusunda, ama az önce dediğim gibi karar verdiğim gün, bunu bir kitabımda da yazdım. Evet. Affet beni hocam demiştim böyle kendi kendime. Mesleğimde başarılıyım, çok da seviyorum. Ama ülkenin gerçekleri beni bu siyasete de itiyor ve bu siyasi deneyimi yaşamam lazım şeklinde hı hı. Böyle bir notlar almıştım. Evet, ve giriş yapmış oldunuz. Evet. Ve bu yolculukta tabii ki başbakanlık ve meclis başkanlığı evet. da var. Tabii ki ülkemizde, yine de sorayım sizin açınızdan, tabii ki kadın siyasetçi olmanın zorluğu, kolaylığı ya da başbakanken veya meclis başkanıyken tabii ki sorumluluklar artıyor, yükünüz artıyor. Evet. Neydi en çok sizi bu noktada zorlayan veya evet. bir yandan da bunun avantajını yaşadığım noktalar şunlardı diyebileceğiniz? Şimdi kadın olmanın, toplumda kadın olmanın ve bir takım negatif algıları olabilir. Yani işte kadını henüz liderlik pozisyonunda görmemek, siyasetçi, kadın siyasetçi sayısının çok az olması evet. ve bir kadının bu görevlere gelirse ne derece başarılı olacağına dair bir soru işaretleri, bir görevi alırken, yani başbakan olurken başarılı olma konusunda beni motive etti. Mesleğim de tabii ki biraz çok halkla iç içe olan bir meslek evet. olduğu için ve erkeklerle beraber aynı kulvarlarda hep öğrenim hayatı, ondan sonra ihtisas, çalışma hayatı olduğu için onu pek hissetmedim. Ama benim sıkıntım, ilk defa bir kadın başbakan oluyor. Bütün gözler üzerinizde. Hı hı. Sizin başarınız, kadın başbakan olarak başarınız, bir rol model olarak genç kızlara, çocuklara, kadınlara yol açacak. Ama eğer başarısız olursanız, tarih sizi başarısız bir kadın başbakan olarak görecek evet. ve ileride hani bu konumlara gelmek, üst düzey yönetici olma hayalleri kuran genç kızların, çocukların, kız çocukların özellikle hayallerini yıkacak. Hep bu anılacak. İşte bir kadın başbakan gördük de şöyleydi. Hı hı. O nedenle... Bu stresini yaşadınız. Onun, evet, hı hı. sorumluluğu çok büyüktü. Evet. Stresinden ziyade çok motive etti. Mutlaka başarılı hı hı. Olması gerekir şeklinde düşüncelerim. Tabii ki o dönemdeki bakanlar kurulundaki bürokratlarında teknokrat bir hükümet olmasının da ve uyum içinde çalışmamızın da çok katkısı oldu ve gerçekten gururla söyleyebilirim. Çok başarılı bir dönem geçirdik. Evet. Belki de irdelenirse o kısa sürede yapılanlarla neler yapıldığı karşılaştırılırsa bu yerimizin gerçekten önemli olduğunu evet. söyleyebilirim. Halka geçen bir enerji vardı. Bunu hem aynı yolda yürüdüğünüz, siyasette birlikte yürüdüğünüz diğer siyasi kişiliklerle, kimliklerle ve karşı olan baktığımızda evet. partilerden de herkes de şunda bir hemfikirdi. Onu biliyoruz ki güzel bir enerji,
halk tarafından sevilen ve doğru bir şeyleri ard arda ortaya koymaya çalışan yürekli bir insan profili çiziyordunuz. Bunu herkes bunda bir hemfikirdi. Yani o samimiyetinizi ve güzel enerjinizi geçirmiştiniz. Bunlar da tabii ki çok çok önemli bir siyaset yaşantınıza, kendi kişiliğiniz açısından da yine. Bunlar belki de hepsi ard arda bir başarıyı da getirdi. Sormak istiyorum aslında, sizce başarının anahtarı neydi sizin için? Evet. Tabii akademik yıllarda, okul zamanlarında muhakkak ki işte çok çalışmak, ama bu hep hayatınız boyunca bunu yansıttınız, devam etti ve bir başarı geldi hayatınızın her noktasında. Evet. Sizin için bu anahtar neydi? Yani neleri önem veriyordunuz? Başarma, yani neticede güzel işleri yaptığınız zaman, çok çalıştığınız zaman, uğraştığınız zaman ve ortaya bir başarı öyküsü çıktığı zaman bunun yansıması hem hangi alandaysa o alandaki kitleye hem de kendinize çok pozitif bir enerji olarak dönüyor ve yani size yaşam enerjisi katıyor. Mesela anneler bilirsiniz üzülür evlatlarının çok çalışmasına ve benim annem de işte çok üzülürdü. Hep derdi aman kızım çok çalışıyorsun. Yani işte başbakanlık dönemim gecelere kadar, meclis başkanlığımda da akşamlara kadar okuyorum, yazıyorum, projeler falan. Ve derdim ki anneme, anne üzülme. Yani evet çok çalışıyorum ama inan ki sağlığıma olumlu etki ediyor. Çünkü evet. Sonuçta ortaya çıkan işler mutluluk veriyor ve o mutluluk, o topluma verilen enerji ve pozitiflik bana da enerji olarak yansıyor. Hı hı. Ve bu sağlığımızı da olumlu etkiliyor. Ben hep söylerdim, mesela bir dairede çalışan bir kimse eğer ki yetenekleri, bilgisi, donanımı doğrultusunda iş verilmiyorsa veya iş yapmıyorsa ve arzu ettiği işleri yapamıyorsa, o kişi kendini bedenen ve ruhen yorgun hisseder. Yorgun gider, yorgun gelir. Evet. Halbuki çalışan, üreten ve çalıştığının, ürettiğinin değeri anlaşılmış kimseler daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı kimselerdir. O nedenle çalışma motivasyonu gerçekten önemlidir ve benim hastalarıma bakarken hastayı iyileştirme motivasyonum nasılsa toplumda da hani mevcut durumu iyileştirme motivasyonum çok yüksek oldu. Ve şunu kabul etmedim, işte mecliste çalışan, benimle çalışan, çalışma arkadaşlarım da bunu hep söylerler. Eğer ki bir proje olacaksa, yapılacaksa bu olmaz başkanım, bu olmaz diyenleri uzak tuttum. Olur diyenler gelsin derdim hep. Hı hı. Olur diyenler. Olmaz, evet, diye bir şey yok. Burada eğer bir proje varsa ve biz bu projeyi sonuçlandırdığımızda çok iyi bir netice alacaksak olmazları ortadan kaldırmamız lazım. Hı hı. O yüzden olur diyenler gelsin derdim ve onlar da motive olurdu. Neticede hep öyle çalıştık. Yani meclisteki çalışma... Bir olaya ya da herhangi bir projeye olumlu bakan mesela kişilerle. Şunu örnek vereyim hep. Petrol dolum tesisi gibi, hı hı, çok ciddi ülkeye büyük zararları dokunacak olan her yönden, hem çevre açısından hem diğer yönlerden çok kirli, evet, bir yatırımdı yani neticede. Bu projenin benden önceki hükümet döneminde onayı verilmişti ve ben de o dönem meclis kürsüsünden bunun olmaması lazım, bu iznin iptal edilmesi gerekiyor, hı hı, şeklinde bir konuşma yapmıştım. Ve başbakan olduğum dönemde meclisteyken, milletvekiliyken hangi konuşmaları yaptığımı, hangi konuda itirazlar ettiğimi hepsini toparladım, bütün konuşma tutanaklarımı. Ve evet, o yaptığım eleştirileri düzeltebilecekler mi, düzeltmek için o zamanki hükümetimizle birlikte uyum içinde çalışarak düzelttik. Mesela bu petrol dolum tesisi kesinlikle geri adım atılamayacak bir olay olarak görülüyordu. Çünkü arazi kiralanmıştı, onay verilmişti işletmeye, bütün, evet, prosedürleri tamamdı. Çevre ÇED raporu da bir gün sonra geliyordu bizim hükümet olmamızdan. Bir gün sonra da ÇED raporunun olumlu olarak geleceğini öğrenmiştim.
Ve o gece oturup hukukçularla da konuşarak bu ÇED raporunu olumsuza çevirirsek ancak bu iptal olunur bilgisiyle olumsuza çevirmek için kıyılarda kirli yatırım yapılamaz şeklinde bir değişiklik yaparak tüzükte bu ÇED raporunun olumsuz gelmesini sağladık ve bunu iptal edildik. Yani burada anlatmak istediğim ne yapalım, benden önceki hükümet yaptı, benim elimden bir şey gelmiyor. Artık evet istemiyorduk ama oldu şeklinde bir düşünce olmadı. Evet. İçimde ve ruhumda bunu ne yapabiliriz şeklinde gece yarılarına sabahın üçüne kadar çalışarak bunu düzelttik ve raporun olumsuz gelmesini sağlayarak iptal ettik. Yani bugün düşünüyorum bu heyecanı duymayan bir başbakan, bir hükümet olsaydı bir de başımızda bize kim bilir ne sorunlar yaratacak bir petrol dolum tesisimiz olacaktı en güzel kıyılarımızda, turizm yapılan kıyılarımızda. Dolayısıyla hep onu diyorum, yani bu görevler büyük sorumluluk gerektiren görevlerdir, ciddiyet isteyen görevlerdir. Bunları taşıyacaksınız ama her şeyden önce ülke sevgisi olacak, toplum sevgisi olacak, insan sevgisi olacak ve heyecan duyacaksınız. Ben bir şey olmak için değil, bu topluma bir şeyler vermek için düşüncesi hakim olduğu sürece bu ülke bir yerlere gider. Evet. Yani bunu söyleyebilirim siyaset için de. Siyaset için, evet. Peki bu hayatta adaletsizliğe uğradığınızı hiç düşündünüz mü? Kötü ya da acımasız olaylarda veya durumlarda dayanma gücünü nasıl buluyordunuz ya da buldunuz mu? Evet. Böyle anlar hayatınızda yani muhakkak ki olmuştur. Evet, tabii ki. Ufak tefek ya da büyük bilemiyorum. Bu noktada neler söyleyebilirsiniz? Evet, yani adil, hep onu söylüyorum, adalet ve bütün vatandaşların yasalar önünde eşit olması, işe girerken, efendim terfi alırken, atanırken bütün bunların liyakata göre olması çok önemliydi. Ama ülkemizde hele ben mezun olup geldiğim zamanlarda bunu çok dile getirdim. Belki de siyaset kıvılcımları o zaman atıldı. Geldiğim zaman torpil düzeni çok çok daha üst düzeydeydi. Yani şimdi neticede bir kamu sınavları var. Sosyal medya var, daha bir her şey göz önünde. Dolayısıyla o eskisi gibi değil ama benim dönemimde işte orada belli kişiler karar verirdi. Kimler işe girecek, listeler gelirdi falan. Ben de ihtisasımı bitirip geldiğim zaman hastaneye girmek istemiştim. Hep sorarlar bana niye hastanede çalışmadınız diye ama işte sınava girdim ve büyük bir talihsizlik mi diyeyim, ne diyeyim, bana sınavın birincisi olduğum söylendi kamu hizmeti komisyonu tarafından. Fakat daha sonra başka arkadaşlar işe alındı ve bana da hastaneye alındı ve bana da işte yaşın küçük, daha yeni geldin, biraz bekle dendi ve bu büyük bir hayal kırıklığıydı tabii ki. Yeni mezun, işte büyük bir heyecanla ülkeye gelen ve işte bir eğer bir sınav varsa o sınavın hakkını veren ama neticede işte başka dediğim gibi torpil mekanizmalarının devreye girdiği bir sistemdi. Bununla ilgili de çok yazılar yazdım, deneme yazıları yazdım, hikayeler yazdım ama tabii ki siyasette de siyasetin benim çok dikkat ettiğim bir konu var siyasette. Şimdi siyasetçinin yakınları var, çocukları var, annesi babası var. Çok sevdikleri var. Onlar hiç kıyamazlar. Siz ne kadar eleştirirseniz eleştirin. O nedenle eleştirirken siyasetçiyi sadece siyasi icraatı veya siyasi söylemi üzerinden eleştirmeye çok dikkat etmek lazım. Kişiliğe saldırı, işte görünüşe, kişilik üzerinden yapılan saldırılar aslında çok etkiler yakınlarını, aileyi. Evet. Buna çok dikkat etmek lazım. Evet. Burada kadın siyasetçi olarak tabii ki ilk defa bir kadın siyasetçiyi başbakan görevinde gördüğü için tabii ki bir takım böyle saldırılar olmuştu ama
onlara çok rahat göğüs gerdim. Yani şöyle yapı olarak mesela sosyal medyada. Şu arada hemen kum saatimizi çevirelim. Son 10 dakikamız öyle olduğunu mi? Ki toparlayabilelim sorularımızı daha birçok da soru sormak istiyorum. Kum evet. saati ilerlerken o bittiği tamam. zaman süremiz de bitmiş olacak çünkü. Yani sosyal evet. medyada birebir polemiklere girip de işte bu böyledir, bu böyledir şeklinde yapmadım. Eğer ki konuda eleştiri varsa o eleştiri sahibini ya direkt telefonda aradım ya özel mesaj yazdım. Şu şöyledir, siz de zor durumda düşmeyin. Çünkü gerçekten yanlış bilgiye dayalı eleştiriler oluyordu. Hı hı. Ve biliyorsunuz sosyal medya bunları paylaşır evet. falan. Yani buna da çok dikkat ettim. Çünkü o bulunduğunuz konum önemli bir konumdur. Bununla böyle laf dalaşına girmek çok siyasetçinin bütün çocuklarında, herkesin de gençliğinde gözü sizde, kulağı sizdedir. Evet. O yüzden ağızdan çıkan sözler çok önemlidir. Buna çok dikkat edilmesi gerektiği üzerinde hep duruyorum. Evet. Tabii ki az önce de bahsettiniz, denemelerim oldu dediniz. Düşlerim, Düşüncelerim isimli denemeniz var. Farklı kitaplar da var yanılmıyorsam. Öykü. Düşlerim, Düşüncelerim. Evet. 74 öncesi hikayeleri anlatan Bekleyiş isimli bir öykünüz var. Evet. Filme çekildi. Evet. Evet. BRT'nin de çektiği, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda çektiği Sini isimli bir kısa film var. Hı hı. Bunlar hep sizin öykülerinizden evet. oluşan. Evet. evet. Ya böyle bir yanınız var çünkü yazmayı da seviyorsunuz. Evet. Nasıl ki köşe yazıları bir dönem oldu. Kitap yazıyorsunuz. Biraz da bu kitaplardan değilim işte. Yine bir imza gününden fotoğrafınız yansıyor. Kitaplarınızla ilgili de fotoğrafları şu evet. an ekrana taşıyoruz. Evet, biraz kısaca da kitaplardan bahsedersek evet. çünkü özellikle yine soruları soracağız kum saati bitmeden. Bir gazetede köşe yazıları yazmıştım Halkın Sesi gazetesinde bir süre. Bunlar da denemelerdi aslında. Yani hayata dair, sosyolojik, psikolojik, insana dair yazılardı. Toplamak istediğiniz bir kitapta topladım. Evet. Düşlerim, Düşüncelerim diye bir kitapta topladım. Seviyorum yani evet. Öykü yazmayı, film senaryoları. Çalışıyorum, okuyorum, yazmaya çalışıyorum. Yazmak benim hobim. Yani çok severek yaptığım evet. bir şey. Aslında hemen şurada girmek istiyorum. Evet. Sibel çocukken öğretmen olma hayali vardı. Ama doktor oldu. Ama sonrasında siyaset yaşamına atıldı. Ama tüm bunlar olmasaydı nasıl bir meslekte evet. olmak isterdi? Yani gene insanlarla beraber bir meslek. Yani çünkü baktığımızda yazmayı da çok seviyoruz. Yazmayı da çok severim. Yani bunlar olmasaydı ne olabilirdi mesela? Ne olabilirdi? Öğretmen olmasaydım, doktor olmasaydım yine halka dokunan yazardım belki. Belki gazete, belki evet. Yine iletişim olacaktı. Yani iletişimi çok seviyorum. İnsanlarla odaklı yine. İnsanlara odaklı bir iletişim seçerdim diye düşünüyorum. Hı hı. Aynı masada yarım asır evet. kitabını yazdım. Kıbrıs sorunuyla ilgili ve evet. meclis başkanlığım döneminde bu da benim için önemlidir. Hı hı. Meclis başkanlığım döneminde meclisin arşiviyle çok ilgilendim. Ve Kıbrıs müzakereleri 1968'de başladığı zaman o zamanki cemaat meclisinde gizli oturumlar oluyordu. Hı hı. Yani Denktaş ve Kleridis'li müzakereciler ve her müzakereden sonra kurucu cumhurbaşkanlığımız merhum Rauf Denktaş kapalı oturumda milletvekillerine bilgi veriyordu. Ve bunlar o gün kapanıyor, mühürleniyor ve arşive kaldırılıyordu. Bu 68'den 74'e kadar devam etti. 6 yıl. Ve ben bunları meclisin arşivinde gördüğüm zaman çok heyecan duydum. Hı hı. Yani neler konuşuyorlarmış. 74 öncesi Kıbrıs müzakereleri. Düşünün farklı bir pencere. Evet. Çok şeyler yazıldı, çok şeyler anlatıldı. Denktaş, kurucu cumhurbaşkanımız Denktaş'ın anılar kitabı var ki hepsini evet. okudum. Çok ilginç ve çok tavsiye ederim. Hı hı. Çok güzel bir kalem, onu da bu arada söyleyeyim. Yani hani yazmayı seven bir insan olduğum için evet. Yani böyle bir siyasetçinin bu kadar güzel yazması ve bu kadar güçlü bir kalemi olması, onun özelliğini gerçekten bilmiyordum ve kitaplarını okurken aslında konuşmasına yansıyordu. Evet, çünkü okuyordu. Sayın kurucu cumhurbaşkanımızın evet. Okuyordu. Evet, hazır cevaplılığıyla her zaman anılarımızda. Evet.
usturuplu ve anında cevap tabii, veren birisiydi. Zeka, o zekadan kaynaklanan evet, bir hazır cevap. Tabii kitap vardı. Demişken hemen de şuradan önereceğiniz diğer kitaplar neler? Çünkü bu da sorularımın arasında vardı. Hangi kitapları önerirsiniz? Şunu muhakkak okuyun diyeceğiniz. Yani, az önce söylediğiniz bir tanesini. Sizde etkisi olan hayatınızı bir yönden şu kitabı okudum ama hayata bakışım da değişti, beni çok etkiledi dediğiniz birkaç kitabı da alabiliriz. Vallahi çok kitap okudum tabii ki biliyorsunuz bizim zamanımızda. Ama bazı çok kitapların sosyal yeri farklıdır ya. Mesela şeyi seviyorum okumadınızsa Türkiye'de İstiklal Savaşı sonrası mübadele çok etkilemişti beni. Yani insanların göçmenlik de çok etkiliyor. Yani evet, deneme yazılarımda o da var. Kanatsız Kuşlar diye bir kitap var. Evet. Orijinali İngiliz bir yazar. Şimdi yabancı bir yazarın gözüyle olması çok etkileyici. O kitap, Kanatsız Kuşlar kitabını tavsiye ediyorum. Ve bunun dışında tabii çok fazla mesleki kitap okuyoruz. Meslek kitapları var ama yerli yazarların kitapları da çok tavsiye ediyorum. Evet. Yani gerçekten çok güçlü kalemler var. Çok güçlü yazarlar var. Bu kitapları da özellikle çıkan Kıbrıs'la ilgili çıkan her kitabı alıp okumaya özen gösteriyorum. Halit Fedai'nin kitapları benim en son okuduğum kitaplar onlar. Çünkü evet, bir kitap yazma bitirdim diyeyim artık çünkü uzun süredir üzerinde uğraşıyorum. Son okuması da yapılıyor. Kardeş Ocağı kitabını yazıyorum. Kardeş Ocağı çoğumuz onu bir kulüp olarak bilir. İşte bazısı diyor ki işte yaşlıların gittiği bir yer değil bir Kardeş Ocağı. Ama Kıbrıslı Türklerin ilk sivil toplum örgütü olarak biliniyor. Ve Kıbrıslı Türklerin İngiliz sömürge dönemindeki tek kurumsal vakıflardan sonra, vakıflar İngilizlerin elindeydi. Kıbrıslı Türklerin kurumsal yapısı, resmi ziyaretçilerin kabul edildiği yer ve entelektüel kesimin yani toplum ileri gelenlerinin, toplum liderlerinin buluşup kararlar aldığı çok önemli bir kurum. Ve özellikle dikkatimi çeken ve beni duygulandıran tiyatro oyunları sahneye koyarak elde ettikleri geliri İstiklal Savaşı sırasında Türkiye'ye gönderen bir kulüp ve o dönemde kulübe gelen yazılar, teşekkürler ve bir de kadınların Kardeş Ocağı üyelerinin, eşlerinin ve kızlarının sahneye çıkması ve Yaşar Ersoy'un kaynak odur. İlk evet, Müslüman Türk kadını sahneye çıkması Kıbrıs'tadır diyor. Kıbrıslı Türk kadınıdır diyor. Dolayısıyla bütün bunlar Halit Fedai kaynak kitapları çok etkileyici. Evet. Hep tavsiye ederim. Evet. Çok güçlü bir araştırmacıydı ve çok önemli eserler bıraktı. Onlardan çok yararlandım. Evet, tabii süremiz de bitiyor. Evet, o yüzden evet çok şey var. Kitaplarla ilgili olsun, sevdiğiniz, yapmayı istediğiniz diğer şeyler, hayalleri nelerdir? Nasıl bir Kıbrıs desem içinden çıkamayacağız aslında. Evet. Tüm bunları da sormak isterim açıkçası ama özellikle bir düşünürün bir sözü ya da sizi etkileyen, ben hayatımın odak noktasına aldığım anahtar kelimeleriniz nelerdir? Veya bir düşünürün şu sözüyle aslında benim hayat felsefemi şöyle açıklayabilirim dediğiniz birkaç cümlelik ne söyleyebilirsiniz? Çünkü yani, dediğimiz gibi programın da sonuna geldik. Hep tavsiye ettiğim, kendime de uyguladığım, kendimizle barışık olalım. Kendimizi sevelim önce. Kendimizi sevmek demek aslında kendimizi her yönden geliştirmek demektir. Yani mutlu bireyler olmak için sadece siyasetin, siyasetçinin, ülke yönetiminin olumsuz etkileri veya olumlu etkilerini beklemeyelim. Kişisel olarak kendimizi beğenelim. Olumlu yönlerimizle, olumsuz yönlerimizle, kusurlarımızla ama kendimizi sevelim ve özgüvenimizi hep yüksek tutalım. Hani evet, bunu hayatta yapamam, bunu ben başaramam şeklindeki düşüncelerden uzak olursak ve güçlü bir empati yeteneğiyle yaklaşırsak karşımızdaki insana hem mutlu bireyler oluruz hem mutluluk veririz ve o verdiğimiz mutluluk da pozitif olarak bize yansır. Şimdi ülkemizde baktığımız zaman bir defa çok sıcak, sıcağın verdiği bir ağır stres var. Yani gergin oluyoruz falan ama neticede
Sağlıklı bir olarak bir güne merhaba diyorsak veya evet, sağlıklı olmak için elimizden geleni yapıyorsak, bu aslında bir olumlu bir yansımadır, bir pozitif enerjidir. O nedenle eleştirelim, daha iyi, daha güzele ulaşmak için mücadele edelim. Ama ne olur çöküntüye, hani tıpta depresyon deriz, evet, depresyona girmeyelim. Çünkü önümüzde daha güzel günler olacağına olan inancımızı hep yüksek tutarak evet, çalışalım. Mükemmeliyetçi bir kişilik, çalışkan, üreten, üretmeye değer veren bir kişilik. Tüm konuşmalarınızın başından beridir not aldım. Çalışma motivasyonu önemli dediniz. Topluma duyduğum sevgi, insan sevgisi ve siz de hayatınızda sevgi odaklı olun. Güçlü bir empati kurun diyorsunuz. Bunlar da program içerisinde not aldığım notlardı ve sonunda sevgiyle tabii bitirdiniz, tamamladınız. Dediğimiz gibi çok anlatılacak, söylenecek söz vardı ama işte hayatınızı 45 dakikaya sığdırmak çok zordu. Çünkü dediğimiz gibi kitaplarınız bir taraftan, siyasi yaşamınız, doktorluğunuz, aile yaşantınız derken tüm bunları aktarabildik. Yine de en son atlamış olduk, sormadan edemeyeceğim. Çünkü çocukluğunuzdan başlamıştık. Çocukken en çok oynadığınız oyun neydi? Şimdiki çocuklara, çünkü hep böyle teknolojiyle içeyiz ama hangi oyunu oynasınlar? O zamanlardan kalan en çok mutluluk duyduğunuz oyun neydi veya oyuncağınız nelerdi? Ve böyle yine çocukluğunuzla bitirmiş olalım. Evet, yani bizim çocukluğumuzun oyunları bir ayak, beş taş, lastik oyunuydu. Belki çok yabancı gelecek çocuklara ama böyle bunları hani, çok seviyordunuz. Çok seviyorduk. Böyle işte toplanırdık ve bu oyunları oynardık. Güzel günlerdi. Yani o kadar etkilenmiştim ki şimdiki çocukların bu kadar teknolojiyle iç içe ve birey kapanmalarından, ellerindeki telefonlarla veya bilgisayarlarla, meclis başkanlığım döneminde de çocuklara bir kısa film yarışması yapmıştık. O evet, da projelerimden biriydi ki evet, yeni oyunlar ve bu teknolojiden bize yalnızlaştırmaması için neler yapabiliriz şeklinde çok başarılı kısa çünkü, filmler yapmıştık. Çünkü o dönemlerde evet, de çünkü yine iç içe çocuklar evet, sokakta güzel oyunlar oynuyordu. Evet. Şimdi dediğiniz gibi birazcık daha yalnızlaşıyoruz. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, programımıza katıldınız, katkı koydunuz. Ve bu gece de İşte Hayat'ın sonuna gelmiş olduk. İşte Hayat'ın da bugün yolculuğumuzda Doktor Sibel Siber vardı. Bu gecelik noktayı koyuyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.